MATLAB'de çarpma normal çarpma işlemleri gibi sayılmaz arkadaşlar. Çünkü MATLAB'de çarpım dediğinizde aklınıza iki matrisin çarpılması gelmelidir. Dolayısıyla MATLAB'de her değişkenlerin matris formunda olmasının bu değişkenlerin çarpımının da matris şeklinde incelenmesini gerektiriyor. Bu durumda biz önce bu programı yazarken daha önce yaptığımız değişkenleri temizleyelim. Aynı zamanda çarpma işlemini yapalım. Diyelim ki A diye bir değişkenimiz var. Ve bu değişken 11 ile 20 arasındaki sayılar içeriyor. Toplam 9 tane mi 10 tane mi sayı ne içeriyoruz? Şu an saymadım. Aynı şekilde aynı miktarda sayı içerebilecek 21 ile 30'a kadar olan iki farklı değişken grubu oluşturmuş olalım. Şimdi A ile B'yi bu şekilde doğrudan çarpmaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Buna da çarpma örneği diye kaydedelim. Görüldüğü üzere bir hata verdi. Niçin? Çünkü matrislerde, çarpımlarda satır sütunlarının eşitliğine bakılır. Birinci matrisin satır sayısıyla, şunları ekrana yazdıracak olursak, birinci matrisin satır sayısıyla ikinci matrisin sütun sayısının aynı olması gerekir. Oysa burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satır, 10 tane sütunumuz var. Bir tane satırımız var. İkinci matriste ise burada kaç tane arkadaşlar satırım var? 1. Sütun sayısının 1 olması beklenir. Oysa B matrisindeki sütun sayısı 1 değil. O da 10'dur. O halde ne yapmam lazım? Böyle bir durumda bu iki eşitliği birbiriyle çarpmak istiyorsam öncelikle B'yi ters çevirmeliyim. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Hatta ekrana yazsın. Yani kasmıyorum. A'mızı ve B'mizi yeniden yazsın. Bakın bu sefer A bu şekilde, B bu şekilde. Yaptığımız işlem transpoz işlemidir. Satırla sütunların yer değiştirmesidir. Şimdi birincinin kaç satırı var? Bir satırı. İkincinin de o kadar sütunu olması gerekirdi. Kaç sütunu var arkadaşlar? Tek sütunu var. Dolayısıyla şu an bu iki eşitlik boyut olarak birbirine denk geldiği için çarpılabilir. Şimdi çarpımını verecek olursak, bakın doğrudan o satırla sütunu çarpıp değerleri toplayıp bir şekilde bize bu sonucu verdi arkadaşlar.